Beyin kanalından herkese merhaba. Bugün bulmacalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer siz de bu sorulardan ve videolardan hoşlanıyorsanız hemen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir hırsız çölün ortasında ölü olarak bulunmuştur ve polisler hırsızın ölümünün arkasındaki gizemi bir türlü çözememektedir. Hırsız çölün ortasında çıplak bir şekilde ve elinde bir kürdanla bulunmuştur. Ancak olayı gördüğünü iddia eden bir görgü tanığı, hırsızın ölümünden bir gün önce onu ve iki arkadaşını balonda gördüğünü söylemiştir. Fakat balonun yüksekliğini kaybedip yavaş yavaş yere düşmeye başladığı için her birinin soyunup kıyafetlerini aşağıya attıklarını söyler. Görgü tanığının ifadesinden sonra polis memuru, hırsızın neden öldüğünü anlamıştır. Peki sizce hırsız nasıl ölmüştür? Hırsız ve iki arkadaşı balonda gezerken balon bir anda yüksekliğini kaybetmeye başlar. Bunun üzerine üç arkadaş ağırlıkları azalsın diye kıyafetlerini çıkarıp aşağıya atmaya başlamışlardır. Fakat balon hala yere düşmeye devam etmektedir. Bunun üzerine aralarından birinin aşağıya atlamasına karar verilir. Aşağıya atlayan kişiyi belirlemek için de kürdanları kullanmışlardır. Hırsız en kısa kürdanı seçtiği için balondan da o atlamak zorunda kalmıştır ve bu yüzden de hayatını kaybeder. ...29 Ekim 2005 yılında öğleden sonra İbrahim adındaki bir doktor evinde ölü olarak bulunmuştur. Yapılan otopsinin sonucunda İbrahim Bey'in 29 Ekim günü öldürüldüğü anlaşılmıştır. Polis yaptığı araştırmalar sonucunda 3 kişiden şüphelenir. İlk şüpheli Hasan, cinayetin işlendiği gün ve saatlerde ailesini ziyaret etmek için köyde olduğunu, ikinci şüpheli Rasim elektrik faturasını yatırmaya gittiğini ve son şüpheli olan Sami ise sabah kahvaltısı için arkadaşlarına gittiğini ve akşama kadar onlarla olduğunu söyler. Üç şüphelinin ifadesinin üzerine polis katilin kim olduğunu anlar ve katili tutuklar. Peki bu bilgilere göre katil sizce kim olabilir? Katil Rasim'dir. Çünkü cinayetin işlendiği gün 29 Ekim'dir, yani resmi bayramdır. Bu sebeple tüm devlet daireleri de kapalıdır. Yani iddia ettiği gibi elektrik faturasını ödemeye gidemez. Bu sebeple Rasim yalan söylüyordur ve katil de odur. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyin kanalından bir başka videoda görüşmek üzere.